Amerika ve Avrupa ekonomileri artık büyük krizden kurtuldular. Enflasyon düşük seyrediyor, bunu kabul ediyorum ama yani merkez bankaları şunu soruyor. Ben daha fazla para bassam enflasyonu yükseltebilecek miyim? Yok, yükseltemeyeceğim. Enflasyonun düşük olmasının nedeni ben değilim. İki, para basmayı kessem ekonomi resesyona sokacak mıyım? Hayır, o da geçerli değil. Çünkü şu anda Fed 3 kez faiz arttırdı. Amerika'da finansal koşullar son 20 yılın en gevşek noktasında, yani faiz arttırımları kredi erişimi de zorlaştırmadı. Dolayısıyla faiz arttırımları devam edecek Fed. 2018'de de 2019'da da, hatta bu süre zarfında tasarruf fazlasını eritmeye başlarlarsa muhtemelen şu anda hedefleri Fed faiz oranını %3-3.25'te bitirmek, bunu 4'e kadar çekebilirler. Yani 2020 yılında da Fed faiz arttırımları devam edebilir. Tabii biz görünen manzaralar üzerine yorum yapabiliriz. Yani Allah dünyayı saklasın, bir jeopolitik kriz olur, doğal felaket olur, şu olur, bu olur, bu planlar değişebilir. Ama görünen yalnız Amerika'da değil, Avrupa Birliği'nde de çok güçlü bir ivme var ve bu güçlü ivme yüksek enflasyon yaratmasa da artık deflasyon riskini ortadan kaldırdı. Bu iki merkez bankası tedrici olarak yavaş yavaş onlar açısından zaten ciddi bir ruhi sorun olan aşırı para basmayı bitirip yavaş yavaş bastıkları paraları piyasadan çekecekler.